Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Aslında kıyafetlere bakılırsa aynı gün içerisindeki olan çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Yani evet. Tamam. Ritim çalışıyoruz şimdi de. Tamam mı? Tamam. 1, V, 2, V'lerle değil, 1, 2, 3, 4'lerle değil. Sadece ifade ile ritmi anlatacağım sana. Ama sen o ritmi yapmayı başardığında ben ona 1, 2, 3, 4 sayacağım. 1, V, 2, V sayacağım. Üst alt diyeceğim, yukarıdan aşağıdan diyeceğim, böyle karışık kuruşuk şeyler söyleyeceğim ki hepsinin aynı kapıya çıktığını görmen ve duyman için. Anlaştık mı? Anlaştık. En basitten başlayalım. Şu ifadeyi yapabilir misin? Vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek, vur, vur, çek. Evet, mi majör akorunda. 1-2-3-4 temiz getir sesi. Şimdi şunu yapmanı istiyorum. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, çek, çek. Hızlı yapma, acele etme. Bak, genelde senin sorunun ne biliyor musun? Tutulmam yok ya. Evet, orta parmağını yap hadi. Ve bu arada orta parmağında... Kırıldı bu. Evet, orta yani parmağında Japon yaparken... Japon yapacaktık bana da. Onu yapalım ama yapmadık. Tam uzadığında yapalım sizinki onu. Sizinki niye kırılmıyor? Benimkinde var çünkü böyle var güzel çünkü. Bir katman var. Daş gibi. Daş gibi sert tırnaklarınız olsun istiyorsanız o zaman bu videonun altındaki linke bakın. Ama bu videonun biz altına linkler koyacaktım, koyamadım ki. Biz artık satıyoruz. Evet. İşe başladık biliyor musunuz? Bir ticaret daha iyi para getiriyor. YouTube vermiyor cimrileştiğince. Sorma. Vergiler artınca... çıkacak. Çalış. Tamam. Tamam. Vur, çek, çek. Vur, çek, çek. Bu ritmi yapıyorsun. La majör akorunda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bir daha. Tamam. Baş. La. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olacak. Bazen hata alan ne yapıyorsun? Şu tele çok sert vuruyorsun. 6. tele yani sırf... Bu çok yoğun geliyor ama bak ses de tam geldi. Bir daha üst alt alt üst alt alt üst alt alt üst alt. Tamam, şimdi şunu diyebilirsin: yukarıdan aşağıdan aşağıdan yukarıdan aşağıdan aşağıdan. Aslında şey diyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hep bu yine bu videoda da söyleyeceğim bunu. Tamam, bunu ben de şey yapıyorum ama hem de dinlersin. Şimdi normalde bu yukarıdan. Ama cümle yukarıdan olursa bu, yukarıya olursa bu. Yani bazen şu hareket bas tellerden tiz tellere doğru yapılan hareket yukarıdan deniliyor. Bazen tiz tellerden bas tellere doğru yapılan harekete ise yukarıya deniliyor. Bu yüzden. Yani bastan tize doğru yapılan harekete aşağıya, aşağı diyenler var. Bu konuda bu bir karışıyor. Anlaşalım. Bir kere böyle vurunca üstten vuruş oluyor. Üstten oluyor aslında. Böyle vurunca alttan çekmiş oluyorsun. Doğru. Yani sen buradan vurunca aşağıdan çekmiş olmuyorsun. Göster isyanı İrem. Bu ritmi 1 ve 2 ve olarak anlatmayacağım. Direkt piyasadaki anlatım ile yapacağım ama vur çekleri kullanarak ve ritmik söyleyeceğim ki ona göre uygulama yap. Tamam. Hazır mısın? Söylüyorum. En güzel ritmi yapabilmenin yolu ağzında da ilk olarak yapabilmektir. Veriyorum ritmi. Tamam. Vur, vur çek, çek, vur çek. Vur, vur çek, çek, vur çek. Vur, vur çek, çek, vur çek. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. Sıra bu. Yani üst, üst, alt, alt, üst, alt. Ok, 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 ok. Şimdi bunu bir söyle benimle birlikte. Vur, vur, çek, çek, vur, çek. 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 Gördün mü? Bir tanesi o sonundaki vur, çek biraz ne? Hızlı değil mi? Vur, vur, çek, çek, vur, çek.
Hazır mısın? Bir kez daha söyle, bir hafızana girmiş mi? Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek. Hazır mısın şimdi bunu yapmaya? Hazırım. Hangi hazır akorda mısın? Yapıyorum? Ya da boşta mı yapıyorum? Akor olarak da tamam. Mi majör de yapalım. Mi majör. Biraz yaklaştırayım sana doğru kamerayı. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Ama ardı ardına yaparsan ne olur? Artık ritim olur. Ritim olur. Vuruşun zevkini alıyorsun, ondan sonra şey tamam bırakıyorsun. Savaş önüne girip iki kişi kalıp böyle 18 kişiyi öldürüp o kalan bir botun seni öldürmesi gibi bir şey. Hayat ne kadar zalim. Hem dairesel hem de bu ritmi biraz daha şu şöyle dört teller vur. Daha da yumuşatabilirsin, algını arttırır. Tamam. Şimdilik geçici olarak şu daha böyle dik gelsin. Tamam. Yani böylelikle tırnağın daha çok tellere vurgu yaparak daha temiz ses elde edebilirsin. Heh, öyle mi? Ses bir taze gelsin. Heh? Ah! Elini salla işte orada. Tamam. Azim, azim, azim. Der şu duvara artık, hadi. Geçici olarak da şu akoru bas, biraz da sol elinde acısın bu ritmi yaparken. G akorunu şöyle basacaksın. Hı. Bu buraya. Sol majör akorunu şimdi senden sana böyle bastırdım. Aa, gittiydim. Tamam mı? Sol majörü sana böyle bastırdım. Evet. Hadi bu ritmi bir de bana G akoru yani sol majör akorunda yapar mısın? Vur, vur, çek, çek, vur, çek, vur. Akorları da geçiyoruz ya bol bol. Ama altıncı teli bu kadar sert vurursan akor boğulur. İrem biraz daha buna devam etsin. Dur ben onu çalıştıracağım. Devam. Şimdi dedim ki İremciğim. Tabii ki bazı ritimlere çalışmak... İçin bol tekrar ederken içinden söylemek gerekiyor ama şimdi hemen bir başka bir ritme geçelim ki bir o şeyi bir dağıtalım. Evet. Nasıl bir ritim yapacağız yine? Hem elim alışsın hem kulağım alışsın. Bir de pişmesi lazım. Beynin de pişecek. Ya bir de zaten şurayla vurduğumuzda yani burada biz 4 ya da 5 tel geçmek zorundayız. Ama direkt bunlara geçtiğimizde hem hani 6. tel nasıl vurmam gerektiğini öğrenirim. Elin ona alışacak. Merak etme. Her ritmi biz vur çek vur çek diye anlatamayız. Şöyle bir ritim olursa biz bu ritmi vur çek vur çek diye anlatamayız. Zor olur. Vur çek vur çek vur mesela vur çek vur çek vur 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 çek vur çek vur böyle garip bir şey olur. Üstat üstat üst üst yaya falan zor olur. Onun yerine şunu söylemek daha iyidir. Mesela tiki taka ta ta tiki taka ta ta. Tiki taka kısmını vur çek vur çek yapacaksın. Tiki taka ta ta kısmını vur vur, vur yapacaksın. Tiki taka ta ta tiki taka ta ta vur çek vur çek vur. Taka ta ta. Şuna otursun. Daha küçük hareketler yap buna. Tiki taka kısmı küçük aralıkta olsun. Tamam mı? Hatta şu tiki taka çok küçük gelsin. Biraz... istiyorum. Tiki taka da burada gelsin. Tiki taka. Şöyle küçük 2-3 tel de gelsin. Tamam mı? Yap şimdi. Artık şey yapalım. 20 santim. Tersini yap şimdi.
Ta ta tiki taka, ta ta tiki tiki, ta ta tiki taka. Vur vur çek vur çek. Vur 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 çek vur çek. Vur 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 çek vur çek. Üst üst üstat üstat. Vuruşlara dön. Küçük küçük aralıklar da vur artık. Yani elin küçük vuruşlara bassın. Vur vur çek çek. İrem, bu çalışmaya devam edeceğiz yine. Ritmi yapacağız. Hı-hı. Ama hemen bir rahatlık mı diyeyim ya da bir değişiklik mi olsun? En önemli olan şu. Bir ritmi oturtturdum. Bu güzel. Oturtturduğunda daha doğrusu. Önemli olan şarkı içerisinde bir akora geçebilmek. O da ölçü başlarında veya ölçü ortalarında oluyor genelde. Var ince de teferruatlaştı. Üçüncü vuruşta geçme olayı var. İkinci vuruşta var. Her bir vuruşta akor değiştirme olayı var. Ama genelde bir şarkıyı çalabilmek için senin ölçü başında yani bir derken geçmiş olman lazım. Ben de şimdi bu çalışmada şunu yapacağım. Mesela E akorunu basacaksın. E akoru. Saymaya başlayacağım. Son ikiyi başlatacağım. Bir de buna bir vuruş gerçekleştireceksin. Hatta şunu da vücuda tutturalım. Baş parmağında şöyle vurduğun doğru ama şu elleri kapamadan şöyle narin bir şekilde sıyırır mısın telleri? Bilin parmak yapsın işi. Yani seninki kol yapıyor. Böyle değil. Şöyle. Bir daha. Daha çok bilek. Evet. Biraz da böyle. Çok gitardan uzaklaşmasına gerek yok. Şimdi bir de bunu yapıyorsun. Bir derken bunu yapıyorsun. İkide üçte bir şey yok. Ama diğer bir dediğim anda A akoruna geçeceksin. Yani bunu daha önce de yaptık ama üzerine tekrar. Yani bir nevi tekrar ediyoruz. Tamam mı? Ama 3 bitene kadar akoru da elini kaldırma. Tamam. Bir deneyelim. Başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1 de E'ye geri dön. Tamam mı? Hep böyle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do majör ve La minör akorları üzerinden yapacağız. C ve AM. C. C. C akoru bu. Doğrudur. AM akoru nasıldı? Başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Elini saklayıp götürmene gerek yok. Hangi parmağın olursa olsun bölgesinde kalmalı. Yani çok şöyle değil. İşi %80 baş parmak yapıyor. Yarım düğün çekme hareketlerinde de baş parmak girecek. Bak işi parmak yapacak. Karşıdan da bak, şuradan da bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Her vuruşta bir defa vurmanı istiyorum bu sefer. Ama dördün başında do majöre geç. Tamam mı? Yani nasıl? 1, 2, 3, 4. Geç C'ye. 1, 2, 3, 4. Hepsinde her sayıda bir üstten vuruşumuz var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1-2-3-4. Tamam, o da normal yani sonuçta. Biz evdeyiz değil mi? Evdeyiz. Evde bir aile evindeyiz. Bir aile evindeyiz. Bugün ayın kaçı biliyor musunuz? 31 Mart Pazar. Büyük bir ihtimal zaten sonuçlar belli olmuş olacak. Bunu duyduğunuzda şok olacaksınız. Hani hem geçmişi aynen, hem geleceği yansıtıyormuş gibi olacağız. Böyle bir aynen, şey olacak. Yani geçmişten geliyoruz gibicesine olacak. Evet, bazen hakikaten öyle. Çünkü arkadan geliyoruz. Acaba bugün ne oldu falan, ne olacak diye düşünürken. Umarım vatanımız, milletimiz için, herkes için hayırlı, uğurlu daha olsun. Daha 30-40 video sonra gelecek bunun argümanı. Önemli olan, önemli olan ne yaptıkları değil, ne yaptığımız. Arkadaşlar görüşürüz, iyi çalışmalar dilerim değil mi? Bitirelim. Tamam. Güzel, bence görüşürüz. Güzeldi. Ama söylemek istediğim bir şey varsa, buyur söyle. Kendinize iyi bakın. Geleceğe bir mesaj yollasana kendine. Gelecek, sana bir mesaj yolluyorum. Yolla. İleride evlendiğinde de ailene ailen bakmayacak. Yani annenler bakmayacak. Evet. Evet.
Ha, sen bir dakika evlendiğin kişiye mi şey yapıyorsun? Hayır, hem kendine hem ona. O zaman daha iyi bir şey söylemen lazım. Sen tamam, genel bir klasik bir soru soracağım sana. Kendini 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsun? Ha. Çünkü bu video internette olacak. Demek ki sen 10 yıl önceki ne söylediğini göreceksin, bir duyacaksın. Bir de kazanamam ya. Hedef yapmak hedef istemiyorum. Hedef yap. Bir hedef yap. Bir hedef söyle. 10 yıl sonra İrem nerede olmak istiyor? Ne yapmak istiyor? Konservatuar mezunu. Ya böyle şan eğitim hocası ya da böyle hani ders veren ya da müzik öğretmeni olur. Bir öğretmenlik istiyorsun. Ya, olabilir. Güzel. 10 yılın sonunda bir meslek sahibi. Ya da ünlülerin gitaristi olabilirim. Ünlülerin gitaristi. O zaman ben gitmeyeyim. Bana devam anseri de alırız. Ah keşke öyle olsa. Sen o zaman çalış da beni al o zaman. Ben senin arkanda çalayım. Ya ne alakası var hocam? Kim bilir, belki de bundan 10 yıl sonra bir yerde denk geliriz. Ve ben avukat, hakim. Ya, öyle çok da değil yani. Yani düşünsenize, ben polis ya da zabıt olmuşum. İyi, 10 yıl sonra şey yapmayalım sen. İrem içiyor falan böyle. Kola içiyor, çikolata yiyor evde falan, dondurma yiyor evde. Var ya böyle, onlar böyle televizyon karşısında battaniye böyle sürünür, dondurma yer. Üzülür, ağlar falan. Sakın öyle olmayacaksın değil mi? Hayır. Olmayacaksın. Olmayacak. Ben depresif insanlardan değilim. Sakın, 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 sakın.